Evet sevgili seyirciler, bugün sizleri Resulullah Aleyhisselam'ın ayak izlerini, Peygamberimizin hatıralarını konuştuğumuz programımızda Medine Müzesi'ndeyiz. Medine Müzesi'ni tanıtacağız. Burası gördüğünüz gibi Kaki isimli bir kardeşimizin, bir mühendisin tasarladığı 30-40 yıllık bir çalışmanın sonunda çok ilginç eserlerle tanışacaksınız. Peygamberimiz zamanını adeta soluk soluk yaşayacağız inşallah. Medine Müzesi'ndeyiz ve sizlere bugün Medine Müzesi'ni tanıtacağız inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Medine-i Münevvere'deyiz. Medine-i Münevvere'nin doğu tarafında yeni tren istasyonunun tam karşısında Medine Müzesi'ndeyiz. Çok kıymetli kardeşimiz Sami Bey ile burada birlikteyiz. Sami Bey, sizi bir tanıyalım isterseniz. Efendim, adım Sami Karagöz. Darül Medine Müzesi'nin sanat sorumlusu ve Türkçe tercümanlığını da yapıyorum aynı zamanda. Hoş geldiniz, sefalar Memleket getirdiniz. neresi? Aslen Konya'dayız hocam ama Konya. 38 yıldır burada ikamet ediyoruz. Maşallah, Allah razı olsun. Dilerseniz şu Medine'yi bize bir şöyle Evet. bir tarif edin. Ney burada, nerede? Efendim bakın bu makette Medine-i Münevvere'nin bundan bir asır evvelki hali yani Osmanlı'nın son dönemi, Suudi hükümetinin de ilk dönemine tekabül eden 1925'lerdeki Medine'yi görüyorsunuz. Evet. Tabii o zamanki Harem-i Şerif gördüğünüz gibi Osmanlı mimarisi, Sultan Evet. Abdülmecid döneminin mimari izlerini taşıyor. Harem-i Şerif'in etrafı ise yani bugünkü haremin avlusu diyebileceğimiz bir alan ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Neler var? Tekkeler var, zaviyeler var, kütüphaneler var, avlular var. Avlu deyince yani bugünkü site usulü gibi her 20-25 evi bir duvarla çeviriyorlar ve o duvara da muhkem bir kapı koyuyorlarmış. Avluya da isim veriyorlar falan aşiretlerin avlusu gibi. O evleri ve avluları ihata edip çeviren birinci sur var. Bakın surları görüyorsunuz. Evet. Birinci sur, sur-u kadim diyorlar, eski sur. İkinci sur daha vardı. O da Cennetül Baki'nin güneyinden başlayıp ta yeşil şeye Cebelisila, Sel Dağı'na kadar devam eden. Sel Dağı. Evet, ikinci bir surda. Hendek Harbi'nin Tabii olduğu. bu surların yani yatsı namazından sonra hem sur kapıları hem de avlu kapıları muhkem bir şekilde kapatılıyor ve sabah ezanına kadar açılmazmış emniyet açısından. Sabah ezanıyla beraber salavatlarla, tekbirlerle kapılar açılıyor ve gelen Allah ziyaretçiler Allah. de Medine-i Münevvere'ye girmeye müsaade ediliyormuş. O zamanki emniyet Maşallah. sistemi öyle. Maşallah. Bu makette diğer bölümleri alacak olursak bakın önemli bir Orada bir kale var. yer teşkil eder. Evet, Osmanlı Kalesi diye bilinen bir kale var. Araplar buna Türklerin Kalesi de diyorlar. Maalesef bugün yok, izale edilmiş durumda. Osmanlı'nın silah ve mühimmat deposu olarak kullandığı ve Medine'yi Koruma amaçlı değil mi? himaye eden mühim merkezlerden de Allah mekanını cennet etsin. Tarihe altın harflerle geçen Medine müdafası Fahrettin Paşa tarafından bu kaleden sonra da şartlar gereği Harem-i Şerif'in bugünkü şemsiyelerin olduğu yerden 40 gün aç susuz Değil mi? Medine'yi teslim etmemişler. Allah mekanını Allah cennet rahmet etsin. eylesin. Sultan Abdülhamit Yadigarı Hamidiye Mescidi, Amberiye Mescidi diye bilinen Hamidiye Mescidi var. 150 küsur yıldır halen ayakta dimdik duruyor. Evet. Ve askeri kışla var. Gene Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri'nin inşa ettirdiği bugün yerinde hattatlar vazife yapıyor. Darül Kalem halen ayakta. Ve tabii Çok. Mısır tekkesi vardı. Bugün oteller var yerlerinde. Bu mescitler burada. Evet. Şimdiki buradalar. Ramazan Evet, Mescidi Hazreti burada. Ebu Bekir, Evet. Hazreti Ali mescitleri Hazreti burada. Osman Mescidi hepsi bu Hazreti cihette. Osman hepsi Evet. orada Ve da. Menakıhe Çarşısı vardı. Peygamber Efendimizin hicretten sonra Müslümanlara tahsis ettiği çarşı burada. Menakıhe Çarşısı. Şu meşhur Bugün çarşı. evet bugün halen muhafaza edilmekte. Yani o eski taşlarla yapılmış bir bölüm var orada. Bu cihete tekabül ediyor. Harem batı cihetine tekabül. Yani haremin sahasının batısında. Menakıhe Ama Çarşısı değil, peki halen muhafaza o ediyor. Sel Dağı Cebelisselam, evet, yedi mescitler tepesine tekabül ediyor. Uğur'da kadar geniş değil o zaman bu. Yok, Çünkü bir çok Uğur. dar bir alanda. Efendim bu makette Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'nin yeniden inşaatı emredilince biliyorsunuz Şam'da idi, geldi yetişkin oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber Kabe'nin inşaatını yeniliyorlar. Evet. Bu inşaat esnasında makamı İbrahim var ayak izlerini taşıyan. Bugünkü anlamda söylersek bir iskele, bir asansör vazifesi yapmış. Yani Kabe'nin seviyesi yükseldikçe o taş da yükseliyormuş. İbrahim Aleyhisselam taşları daha yükseğe koymasına yardımcı oluyormuş. Tabii inşaat tamamlanınca ilk tavaf eden de İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam oluyor. Onlara Melek Cebrail Aleyhisselam yol gösteriyor. Tavaftan sonra Cenab-ı Hak diyor ki ya İbrahim bütün insanları hacca davet et. Ya Rabbi diyor ben bütün insanlara sesimi nasıl duyurabilirim deyince sen çağır duyurmak bize düşer diyor. O da bir rivayette makamı İbrahim'e veya Ebu Kubeistan'a çıkarak bütün insanları hacca davet ediyor.
Kıyamete kadar kimlere hac ve umre nasip olacaksa ruhlar alemindekiler dahi duyup lebbeyk Allahümme lebbeyk diye mukabelede bulunuyorlar. Allah Allah. Bugün biz de Mekke'ye mükerremeye giderken lebbeyk deyişimizin asıl sebebi yani buyur Allah'ım buyur sen bizi o sesi duyduk. Aynen ta zamanlar Safa ötesinde. Merve burada nereye burada denk geliyor? Safa ile Merve bakın. Safa bu. Safa tepesi ile Merve tepesi. Evet. Hacer validemizin o zamanki yedi kez hali. Gidip, evet. Evet. Yedi kez gidip dağlarla çevrili bir aynen. Çölün ortası. Burası da peygamberimize peygamberliğin verildiğini tasvir eden Hira Nur Dağı'ndaki o Ramazan mübarek Kadir gecesinde Resulullah'a nübüvvetin verildiği Kur'an'ın inmeye başladığı alan. Evet Sami abiden burayı da dinliyoruz. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına vasıl olunca malumunuz Hira mağarasında oku, yaradan Rabbinin adıyla oku, vahiyle peygamberlik tebliğ ediliyor ve en yakın akrabalarından İslamiyet'e davete başlıyor ama sıkıntı ve eziyetten madea bir mukabele görmüyor. Bu sıkıntılara ilaveten bir vakitte geliyor. Hanımı ile amcası Ebu Talip vefat ediyor. Malumunuz o yıla da hüzün yılı. Senetül Hazan. Hüzün diyorlar. Evet. Habeşistan hicreti bu da güzel. Hazreti Osman, Hazreti Cafer gibi sahabe-i kiramın olduğu bir kafile malumunuz Necaşi'nin beldesine hicret ediyorlar. Habeşistan'a. Vaziyet durulunca tekrar Mekke'ye avdet edişlerini anlatan bir maket. Evet. Kızıldeniz değil mi burası? Evet aynen. Kızıldeniz'i geçip Etiyopya. Bugünkü Etiyopya'ya. Evet. İlk hicret. Allah razı olsun. Bu ise maşallah. O iktisadi ve siyasi ambargo uygulamıştı. 3 yıl. Onu anlatıyor. Boykot. Kabe'nin duvarına asmışlardı boykot metnini ama 3 yıl sonra bir böcek bütün metni yiyip sadece Bismillahümme kısmını bıraktığı için boykot kendiliğinden feshedilmiş. Bakın burada Peygamber Efendimiz ve yanındaki ashabı boykot uygulanışını anlatan bir maket. Biliyorsunuz o boykotun metni yani kız alıp verilmeyecek, yiyecek içecek alıp verilmeyecek diye boykot uygulandı. Ambargo. Aynen iktisadi ve siyasi ambargo uygulanmıştı. O ambargonun metni de bir kağıda yazılıp Kabe'nin duvarına asılmıştı. Yalnız bir böcek bütün metnin metni yiyor, yazılarını yiyor. Sadece Bismillahümme kısmını bıraktığı için ambargo kendiliğinden feshedilmiş oldu. Onu anlatan bir maket. Tabii çok zorlu bir imtihandan geçtiler. 3 yıl kolay değil, dile çok kolay. Çok zor. Tabii. Evet. Peygamber Efendimiz orada Beni Sakif kabilesi vardı Taif'te. Onları da İslamiyet'e davet edeyim diye oraya gitti ama onlar yolun iki tarafına çocukları ve köleleri dizilip Peygamber Efendimiz'i taşa tuttular. Mübarek ayaklarından kan gelinceye kadar taşladılar. O da Utbe ve Şeybe isimli iki müşriye ait bir bostana sığınıyor. Orada onların hizmetkarı Hristiyan Addas gelip bir tabak üzüm ikram ediyor. Taif üzümüyle meşhur ve Müslüman da oluyor Peygamber Efendimiz elinde o Hristiyan Addas. Efendim Peygamber Efendimiz'in bütün çektiği bu eziyet ve sıkıntıları unutturmak istercesine Cenab-ı Hak kendi makamına davet ediyor ki İsra ve Miraç siz biliyorsunuz iki kelime. İsra Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'den Kudüs Şerif'e gidişidir. Gece Cebrail Aleyhisselam'la beraber evet, gittiler. Gece yolculuk. Evet. Orada bütün peygamberlerin ruhaniyetine de namaz kıldırmıştır Eftal-i Enbiya. Oradan yine Cebrail Aleyhisselam'la beraber ta 7 kat göklerin üstüne Sidretül Münteha'ya kadar yükseldiler. O hadiseyi de Mirac-ı Nebevi deniyor. Elhamdülillah her yıl evlerimizde Mevlid-i Nebeviler camilerimizde okunuyor. Allah çok şükür. Mevlid de mahrum etmesin. Amin. Orada Miraç Bahri'nde aşikare gördü Rabbül İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti deniliyor. Amin. Efendim bakın Mirac'a yükseldiği gün ayağını bastığı taş kendisiyle beraber yükselmeye başlayınca dur dedi. Muallak taş. Muallak taşı. Ve havada muallak kaldığı için adı muallak kaldı sizin buyurduğunuz gibi. Ve Kubbetü's Sakra'nın altında halen bugün mevcut. Yani gidip gelenlerden nakil. Burası ise esas Mescid-i Aksa diye tesmiye edilen burası. Bütün peygamberlerin ruhaniyetine namaz Kudüs'te. Kılıyordu. Kudüs'te. Burası, burada da bir yerin altında bir mescid daha varmış. Mescid-i Mervani diye. Tabi Mescid-i Aksa deyince akla bir mescid geliyor. Halbuki bu 140 dönümlük arazinin hepsine birden Mescid-i Aksa barekne havlehu. Etrafı mübarek olan yer diye tesmiye ediliyor. Eyvallah. Diğer tarafta da meşhur ağlama duvarı var. Efendimizin ashabına hicret müsaadesi çıkınca biliyorsunuz üçer beşer beşer onlar gruplarla peyderpey Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Ve müşrikler aralarında toplantı yaptılar. Peygamber Efendimizin de Medine'ye hicret edeceği hissini aldılar. Ve Muhammed de Medine'ye hicret eder Müslümanların başına geçer bir İslam devleti teşekkül ederse sıkıntı olur ileride diye suikast kararı aldılar. Ve evini muhasara ettiler biliyorsunuz canına kastettiler. O da Yasin suresinden ayetleri okuyup yerden aldığı kumu onların yüzlerine gözlerine sıçarak hane-i saadetlerinden çıkıyor. Doğruca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hanesine geliyor.
Tabii mutade olmayan bir vakitte geldiği için aman ya Resulallah hayırdır inşallah diyor. O da hicrete müsaade çıktığını söyleyince zaten develeri hazırlamışlar. Stratejik bir taktik olarak Medine'nin ters istikametinde yürüyüp doğruca Sevr mağarasına geliyorlar ve 3 gün 3 gece malumunuz orada gizleniyorlar. Hicretin mağara bölümü. Tabii müşrikler de sersemliklerine uyanınca onlar da bir izci tutmuş. Eskiden ayak izlerini takip eden kimselere malumunuz Kaif deniyordu. Ebu Kürz ismindeki Kaif bütün müşrikleri peygamberimizin ayağının izini takip ede ede mağaranın ağzına kadar getirmiş. Ama Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir örümcek incecik bir ağ yaptığından ve güvercinler yuva yaptığından Cenab-ı Hak yaratılmışların en hayırlısını, yaratılmışların en zayıfı, en küçüğüyle koruyup muhafaza ediyor. Kudret ve kuvvet sahibi. Örümcek ve güvercinler değil mi? Dilerse istediği kimseyi. Ebu Cehillerin oyununu Allah dilerse güvercinlerle ve örümcekle bozabiliyor. Elhamdülillah. Musa Aleyhisselam'ı kendi öz düşmanına, sarayının değil mi? Firavun'un sarayında muhafaza eden Allah bir küçücük örümcekle. Evet, bu da Sevr Dağı'nı temsil ediyor. Efendimizin mübarek devesi Kasva'yı anlatıyor hocam. Hicretin başında 400 dirheme satın almıştı. Hazreti Ebu Bekir'den satın aldığında 4 yaşındaydı. Ve birçok mühim hadiselere de iştirak etti. Bedir gazvesine, Mekke'nin fethine, Umre'ye gitti, Veda haçına gitti. Veda haçında Kabe'yi bu deveyle tavaf ettiler. Ve Veda hutbesine gene bu devenin üzerinden irat buyurdular. Medine devrinde Peygamber Efendimiz vefat edince deve o kadar üzülüyor, o kadar üzülüyor ki yemekten içmekten kesiliyor ve Medine kabristanlığı Cennetül Baki'nin yanına gidip çöküyor. Çok üzüntüden gözleri görmez hale gelince de sahabe-i kiram siyah bir çaput bağlamış ve Hazreti Ebubekir'in hilafetinin başlarında 15 yaşındayken vefat ediyor. Allah yani Allah. 11 yıl Peygamber Efendimiz'e hizmet etmiş mübarek bir deve. Allah Cennete Allah. Girecek olan hayvanların da başında geliyor biliyorsunuz. Evet, evet. 10 hayvan Allah. Tefsirde beyan edildi. Cenab-ı. En mühim özelliği hocam Peygamber Efendimiz üzerindeyken vahiy gelirse o vahye tahammül edip çökmeyen tek biridir. Yani diğer binitleri de var ama diğerleri vahyin nüzulüne tahammül edemiyorlarmış. Burası Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebubekir'le beraber Mekke'yi mükerremeden Medine'ye hicret ettiği yolun güzergahı. Hicreti anlatıyor. Evet. Takriben 10 gün sürecek olan Mekke'yi mükerremede başlayıp Medine'nin güneyinde Kuba köyünde biten ve tarihin seyrini değiştirmiş çok mühim bir hadisedir hicret. Neden mühim? Çünkü Müslümanların ilk defa devlet olarak ortaya çıkışlarının başlangıcı. Yani bütün güzel yapılaşmalar hicretten sonra geldi. Elhamdülillah. Peygamber Efendimiz elinden geldiğince kafileler yolundan uzak durmaya çalışmış. Sahil cihetini tercih etmiş. Daha sahili. Zinhar korkudan değil, Allah'tan başka kimseden korkusu yoktu ama tahkik ulemasının verdiği beyana göre ahir zamanda gelecek ümmeti Muhammed'e göze batmadan da iş bitirip misafakat etmeyi, tedbiri öğretebilmek için böyle davrandı. Yani bu makette hocam Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebubekir ile beraber Medine'ye girişini anlatıyor. Biliyorsunuz güneyden, daracık bir vadiden, Ranuna vadisinden girdiler. Ve Kuba köyünde biliyorsunuz 4 gün misafir oldular Kuba mevkiinde. Orada Gülsüm bin Hedim ve Sa'd bin Haysime radıyallahu anh evinde 4 gün misafir oldular. Ve İslam'da takva üzere yapılan ilk mescid, Kuba mescidine de inşa ettiler. Bir cuma sabahı Medine'ye doğru ilerler. Bu Peygamberimizin Medine'ye girişini temsil ediyor. Allah tabii, razı olsun. Burada unutmamamız gereken bir tablo var. Herkes devenin yollarına yapışmış. Ya Resulallah bize buyur, bizim hanemizde misafir ol diye ısrar edince Peygamber Efendimiz devesinden iniyor. Devemi bırakınız, o memurdur, vazifelidir diyor biraz evvel dediğiniz gibi. Deve önde, sahabe-i kiram arkada gide gide. Bugünkü Mescid-i Nebevi'nin arsasına gelince deve çöküyor. Çöküyor. Bu birinci çöküşü. Peygamberimiz inşallah menzilimiz, mescidimiz burasıdır diyor. Deve oradan kalktıktan sonra da onun en yakınında bulunan hane, İleriki zamanlarda İstanbul'umuzun, aziz İstanbul'umuzun ve cennet vatanımızın manevi sahibi ve bekçisi haline gelen mihmandar Resulullah Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin hane-i saadetleri önünde çökmüş ve 6-7 ayda onun misafiri. Onun hanesinde misafir oluyor. Allah razı olsun. Sami abi teşekkür ediyoruz. Mahmut Sami abimize teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ ol. Ederim. Allah razı olsun. Nihat Bey kardeşimiz, yönetmenimiz. Allah razı olsun. Ali Kabak kardeşimiz. Kanal 7 ekibi olarak Kaki Bey'e de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel bir hizmet olmuş. İnşallah bunlar çoğalır, devam eder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.